Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? Hocam iyiyim artık son yazılı ve geldi çattı. Heyecanlıyız ne yapıyoruz kendimize güveniyoruz ama bir deneyelim bakalım neleri unuttuk neleri hatırlıyoruz. Şöyle bir genel gözden geçiriyoruz kendimize güvenerek gümbür gümbür yüksek hocam, notlar almaya hazırlanıyoruz. Biz şimdi zaten yazılı videoları yapmıştık. Aynen. Bu videoda ikinci dönemin bütün konular olacak mı yoksa arkadaşlar... Bizim ilk videoyu da izleyecek mi? Lütfen ilk videoyu da izleyin. Çünkü her okulun sistemi, her öğretmenin düşünce tarzı farklı olabilir tavsiyem önce ilk videoyu şöyle bir gözden geçirin. Burada daha çok son konulara yönelik daha önce çekmediğimiz bazı soruları çekmek istedik. Dedik ki zaten ilk konular var arkadaşlar bol bol konu anlatımlarımızı, soru çözümlerimizi ve ilk yazılı hazırlığımızı gördüler. Şimdi ne yapıyoruz? Ufaktan şöyle ortadan alıp tamamen konularımızı bitirip iyice işimizi garantiye alıyoruz. Süper arkadaşlar bu videoyu izlemeden yazılıya girmeyin. Şimdiden hepinize başarılar. Hocam sizdeyiz. Buyurunuz gençler. Evet dedim ki aşağıda canlı arasında meydana gelen bir piramidimiz var. Biz buna ne diyorduk? Besin piramidi diyorduk. Piramidinizin ilk adımında mutlaka en altta temelde üreticilerimiz vardı. Buğdayla başladık. Sonra onu yiyen birinci tüketicimiz çekirge. Onu yiyen sevgili kurbağamız ikinci tüketicimiz. Onu da yiyen atmaca artık üçüncü tüketiciydi. Bir de hepsinin atıklarını ve vücut e parçalarını, kalıntılarını parçalayan, ayrıştıran, doğaya tekrar kazandıran ayrıştırıcılarımız Diğer adıyla çürükçül bakterilerimiz vardı. Yavaştan yukarı çıkıyoruz, ok yönünde gidiyoruz, acaba özellikler nasıl değişmiş inceliyoruz. Bize diyor ki aşağıdan yukarıya gittikçe piramit küçülüyor. Yani canlı sayısı ne oluyor? Azalıyor Tabii ki gayet net bir şekilde azalıyor diyebiliriz aktarılan enerji miktarı. Güneş enerjisini buğdayımız aldı. Haklısın çekirgeye aktardığı enerji biraz daha azalacak. Hatta böyle yaklaşık yüzde onluk bir oranımız vardı. Yine aktarılan enerjimizde azalır diye buraya ekleyebiliyoruz biyokütle yani o canlıların toplam miktarı sayısı oranı dersem yine ne olacak? Azal, ufaktan azal. ufaktan azalacak. Burada da bir problemimiz yok. Bir azalır da burada. Ama şimdi diyorum ki acaba bir artar yakalar mıyız? Hemen bakıyorum. Canlı vücudunda biriken atık madde miktarı. Ne demiştik? Doğadan atıyorum kirli sulardan biraz kimyasal zararlı atık buğdayın vücuduna katıldı. Buğday küçük ve az miktarda atıyorum 1 gram Tabii bir gram kadar çok olmayacaktır ama kolay olsun diye bir gram buğdaya eklendi. Bir çekirge bir buğdayla doymayacak. Birkaç tane buğday tüketince onun vücudunda 1-2-3-5 grama kadar ne yaptı? Atık madde birikti. E kurbağa sadece çekirgeyle bir tane çekirgeyle doymayacak. O da birkaç tane tükettiğinde ne olacak? Onun vücudunda biriken atık da zamanla artmış olacak. Aman dikkat bu atık madde miktarı artar genelde karşımıza çıkar gençler. Evet bana diyor ki fotosentez hızıyla ilgili bazı grafiklerimiz var ama yanlışlıkla boş bırakmışlar. Demek ki görev bizde. Aynen. Şimdi Su miktarı ve fotosentez hızını şöyle bir düşünüyorum. Şimdi bitkinin fotosentez yapması için suya ihtiyacı var. Evet. O zaman artar mı hocam? Artar. Artması ama bir yere kadar gider de hani o bitkimizin de sonuçta bir kapasitesi var. Fotosentezin de bir sınırı var vücudunda yapabileceği. Acaba bir süre sonra böyle bir sabitleşme, bir sakinleşme görülür mü? O yüzden su miktarı arttıkça fotosentezi önce arttırdım. Sonra ufaktan sabit gittiğini de aklımın bir köşesine yerleştirdim. Aynı mantığı karbondioksit gazı için düşünüyorum. Yine fotosentez yapmam için karbondioksite ihtiyacım var. Yine karbondioksitim arttıkça fotosentezim daha kolay, daha hızlı, daha çok olabilir. Ama, Ama yine benim bir kapasitem var, bir sınırım olacak. var. O yüzden suyla benzer bir özellikte yine şuna benzer bir grafiğim olması gerekiyor ışık şiddeti dediğimde aynı mantık olabilir mi diye düşünüyorum. Ne oldu? Biraz ışık verdim. Fotosentez için gerekli. Işık şiddeti arttı. O daha çok ışık, daha çok enerji. Haydi arttırayım. Ama yine bir sınırım var. Ve ne oldu? Ben yine bu ışık şiddetini arttırdığımda bir süre sonra o sınırımı aşamam. Ve yine o sabit gitme çizgisini görebilirim. Şimdi geldim sıcaklığıma. Burada bir püf noktam var. Ortalama yaklaşık olarak böyle özel durumları hani çok sıcak sıcaktaki kaktüs ya da çok soğuktaki kardelenleri için içine katmazsam ortalama 25 derece civarında ne oldu bitkim çok güzel mis gibi fotosentez yaptı. Maksimum seviyem yaklaşık 25'in civarı olacak. Şöyle aldım ama çok soğuk ya da çok sıcak benim bitkim için pek de istenen bir ortam değil. O yüzden tam sıfırdan başlayabilirim, başlamayabilirim. O sıcaklığın kaçtan başladığına bağlı olarak değişir. Şöyle aradan bir yerden başladım. Yukarıya çıktım ve sıcaklığım arttıkça grafiğimi aşağı doğru indirdim. Yani maksimum fotosentez hızım sıcaklık 25 civarındayken gayet uygun. Ama ne yaptım? Çok fazla yüksek sıcaklıkta ve çok düşük sıcaklıkta fotosentez hızım düştü. Geldik ışığımızın dalga boyuna, diğer adıyla rengine. Yine bir püf noktam var bak. Kırmızı, yeşil, mor renklerim var. Şöyle düşünüyorum. Bitkimizin yeşil yapraklarında fotosentez gerçekleşecek. O zaman diyeceğim ki kırmızı ya da mor ışık gönderirsem yeşil yaprak ne yapar daha çok soğurur yani ışığı emebilir ama yeşil yaprağa yeşil ışık gönderirsem ne oldu ışığın bir kısmı geri yansıtıldı. O yüzden de soğurulma az oldu. Yani biz yeşil ışık gönderdiğimizde daha düşük seviyede kırmızı ve mor ışık gönderdiğimizde daha yüksek seviyede fotosentez hızı görmeliyiz. Yani şöyle bir kabaca çizersek grafiğimizin olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet. K, L, M, N canlarımız var. Bazı bilgilerimiz var ve biz bu arkadaşlarla bir besin zinciri kuracakmışız olur hemen hallederiz diyoruz. Cümlelere dikkat edersek işimiz kolay ben size güveniyorum. Şimdi K canlısı otçul olarak beslenmektedir. Yani otla beslenmektedir. O yüzden ilk adım her zaman ne olmalıydı? Üretici olmalıydı. Onu yiyen otçulumuz yani birinci tüketicimiz kim olacak? Sevgili K canlımız olacak. Sonraki adıma baktım. L canlısı Enerji kaynağı olarak M'yi kullanmış. Hım. Şimdi şuradaki adımları düşünürsem sanki şurada K bir tane daha gelecek hocam. Hah, değil mi? Bir şey olacak. Bana diyor ki L M ile beslenir. Enerji kaynağı nedir? M'dir. Sanki böyle bir şey oldu gibi. N canlısı üretici o zaman en olarak. neye gelecek? Aynen ona. öyle besleniyor. Yani güneş ışığını alıp da kullanan arkadaşımız ne oluyor. Otçulu yiyen etçil, etçili yiyen yine etçil olabilir. Hem etçil hem otçul olabilirler. Onu sormadıysa sıkıntı yok. Şuna baktım. Üretici ne diye başladım. Ne ile başlayan? A ya da B. O piti piti. B, hocam. Demiyorum tabii ki. Cümleyi dikkatli okudum. Dedim ki kim kimi yedi, kim kimin besin kaynağı oldu ona dikkat edersem. Yani dikkatsizlik hatası yapmazsam, koşa koşa gitmek yerine sakince okursam soru gayet kolay. Evet, bize diyor ki ifadelerimiz var. Doğrular mı, yanlışlar mı acaba? Fotosentez olayı güneş ışığında gerçekleştiği gibi mum ışığında yani yapay ışıkta da gerçekleşebilir mi? Tabii ki evet. Önemli olan ışık olması. Tabii ki güneş daha sağlıklı, daha bol ışık ama yapay ışıkta kabulümüzdü, biliyorduk. Fotosentez olayında bitki ürettiği glikozun yani şekerin yani besinin tamamını yaşamsal faaliyetlerde kullanır. Tamamını kullanıyor mu? Birazını depo ayıp büyüyüp gelişiyor mu diye düşünürsem buraya sanki yanlış demem gerekiyor diye uyanabiliyorum. Fotosentez olayında bitki ürettiği oksijenin bir kısmını kendisi kullanır. Kullanmadığını da atmosfere verir. Ne oldu? Tüm canlılar solunum yaptı. Bitkimiz de ürettiği oksijenin bir kısmını oksijenli solunum yapmak için kullandı. Gerisi de sağ olsun bize güzellik yapmış oldu. Şimdi bitki fotosentez olayında havadan karbondioksiti yaprakları ile mi alır dersem mantıken doğrudur ya, doğru diyeceğim. Mu? Yapraklarındaki o delikler, minik porlar, açıklıklar sayesinde alıyordu. Oksijeni yine aynı şekilde veriyordu. Bitki yaşamsal ihtiyacı olan besini topraktan köküyle alarak canlılık faaliyetini sürdürür. Şimdi topraktan köküyle bir şeyler alır da bu arkadaş besini topraktan alır mı? Yoksa topraktan suyu, mineralleri falan alır da besinini kendisi mi üretir? Konu zaten fotosentez yani kendi besinini üretebilmesi. O yüzden hızlı okuyup aman dikkatsizlik yapmayalım. Besini topraktan almıyor, kendisi yapıyor o yüzden adı üretici diye şöyle bir püf noktasını köşeye atalım bitki ürettiği besinin fazlasını kök, gövde, yapraklarında nişasta olarak yani besin glikoz olarak depolar ki biz de afiyetle tüketebilirim. Fotosentez olayı bitkilerin tüm hücrelerinde meydana gelir mi? Tüm hücreler deyince bir soru işaretim var. Hani yeşil yaprakta klorofil taşıyan kloroplast organeli bulunduran hücreler olması gerekir diye düşünüyorum ve yanlışı işaretliyorum. Fotosentez olayı bitkilerde kloroplast organelinde gerçek biz de tam onu diyorduk zaten. Fotosentez olayında ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Bu da gayet doğru bir cümle oldu ve tablomuz bitmiş oldu. Evet, sevgili İbrahim, fotosentez olayı ışık altında meydana gelir ifadesine baktı. Bunun doğru olduğunda bir deneyle bize, arkadaşlarına kanıtlamak istedi. İbrahim işim yok, gücüm yok, başka deney bulamadın mı yapacak diye sorduk. Ama dedik ki madem bilime kendini adamışsın, gel sana yardımcı olalım. Bana diyor ki deney düzeneklerine bak, püf noktamız fotosentez ışık altında meydana gelir. Bunu ispatlayacak olan ikiliyi bulalım. Şimdi bana ne lazım? Ben bir şey incelemek istiyorsam ışık olmalı. İki de onun hocam. Heh, olmaması gereken ha, durum olmaz. var. İki şeyi karşılaştırmalıyım ki evet. ışığın etkisini göreyim. Bu arada ışığın etkisini inceliyorsam diğer bütün faktörleri de hep sabit tutmalıyım. Yani bilimsel araştırmalarda her zaman bir şey inceliyorsam geri kalan her şeyi aynı tutacağım ki benim yaptığım değişiklik incelediğim şeyin etkisi nasıl bunu görebileyim. Hocam. Hah, şimdi direkt 2 ve 3 diyorum. Hmm, hemen sana inanmak istiyorum ama tabii işimi garanti Almak için ben bütün seçenekleri inceliyor ve işimi böyle sağlama bağlamak istiyorum. 2 ve 3'ü de cebime attım ayrı şuraya bir nokta koydum. Şimdi 1 ve 2'ye baktım. Birisi aydınlık birisi karanlık ortam. İkisi de 20 santigrat derece ama birisi sulanmış birisi sulanmamış sulanmış. bitki. O yüzden A'yı eledim. Dur bakalım doğru gidiyoruz ama ben şimdi sana gıcıklık olsun diye B'yi atlayıp diğerlerine ye bakacağım. Bakıyoruz. Hemen bakıyorum 3 ve 4. Aydınlık, aydınlık, e, ışık Olmaz ikisinde hocam. de var. O olmadı. İkisi birden gitti. 1 bir ve 4'e bakıyorum. Yine aydınlık. Aydınlık, aydınlık, bir karbondioksit falan bir şeyler karıştı. O zaman ne diyoruz? Recep'i dinleyin. Sonuna kadar onu takip edin, güvenin. 2 ve 3 hemen bu arada kontrol de ediyorum. Birisi aydınlık, birisi karanlık. Güzel. İkisi de 20 santigrat derece sıcaklıklar aynı. Birisi sulanmış, diğeri de sulanmış yani suyu da değiştirmedim. Ne yaptım? Artık sadece ışığın etkisini görebiliyorum. Evet, bir bitkim var kapalı bir cam kabın içine yerleştirdim. Yanına kireç suyu koydum. Hemen kireç suyu da aklımda böyle şey olarak kalmıştı sanki. Ee, karbondioksit varsa bulanıklaşıyordu. Böyle ayrınımsı bir kıvama geliyordu. Bir de karbondioksit tutuyordu, hapsediyordu falan hani ortamda var mı yok mu anlamamız gibi. Bir yandan da eksilt edebiliyordu. Bir de su damlacıkları oluşmuş. Demek ki bir nemlilik falan oluşmuş, bir şey olmuş ortamda. Bakalım ne olmuş. Bununla ilgili acaba hangi ifadeleri nereye yerleştirirsek işimiz doğru olacakmış bakıyormuşuz. Bana diyor ki karanlık ortamda bitki nokta nokta olayı ile yaşamsal faaliyetleri için gereken enerji üretir. Püf noktam ne? Karanlık ortam. Yani şu anda fotosentez yapmıyorum. O zaman ne yapacağım? Enerji için ben Bitkimin de benim gibi solunum yaptığını bileceğim cam kap içindeki nokta nokta bitkinin yaptığı solunum sonucu ortaya çıkar püf noktam solunum sonucunda ortaya çıkar yani ne olmalı solunum yaptıysam karbondioksit gazı Belki bir de su değil mi nem olarak ortaya çıkabilir cam kap içindeki kireç suyu bir süre sonra bıdı bıdı olur ne demiştik? Kireç suyu karbondioksiti görürse bulanır, bulanıklaşır. Yani rengi biraz daha çorba olur hocam. Torbaya e, ayran'a dönüşür. Bulanıklaşır, bulanır falan filan ben bulanık olur dedim. Böyle bir kestirme cevap yazdım. Cam kap içindeki kireç suyunun bulanmasının nedeni bitkinin solunum sonucu bulunduğu ortama karbon ne vermesidir? Dioksit. Tabii ki karbondioksit gazı vermesidir. Bakınız uzunca karbondioksit bile yazmıyorum ne kadar tembelim. Solunum yapan bitkinin ağırlığı zamanla azalır mı hocam? azalır. Çünkü solunumda ne yapıyorduk? Biz besinimizi oksijenle parçalıyorduk. O yüzden sana süpersin diyorum buraya da azalır diye ekliyorum. Bana diyor ki bitkinin yapraklarında bulunan nişasta miktarı besin miktarı zamanla yine azalır çünkü parçalamadan az önce de bahsetmiştik. Bitki hücrelerinde solunum olayı nokta nokta organelinde gerçekleşir. Şimdi hızlı okuyup da solunum düşünüp de kloroplast yazmayacağız. Ne diyeceğiz? Tabii ki cevabımız solunumun yapıldığı organel yani mitokondri olmalı. Sonra dedik ki cam kap içinde zamanlı oksijen solunum yaptığıma göre oksijen azalır. Karbondioksit artacak. Karbondioksit tabii ki zaman içinde artacaktır. Bu kadar da basitmiş meğerse, değil mi? Evet şöyle yaptım. Dedim ki aa çok bilgiliyim ışık saçıyorum. Kendi kendime eğlendim. Suratımın ortasındaki güneşi yani ışığı bir kenara aldım. Şöyle organellerime bakıyorum. Bana diyor ki bazı boşlukları doldurmak istiyoruz. Solunum ve fotosentez gerçekleşecek ama genelde ters sıralama görebiliriz kitaplardakini aman ezberden gitmeyelim. Mutlaka olayların ne olduğunu, organellerin ne olduğunu şekil üzerinde değerlendirelim. Bazen harfler, sayılar 1 2 3 ABC bir şey verir. Eşleştirirken dikkatsizlik yapmayalım. Şimdi fotosentez olacak. Yani güneş ışığımız sayesinde ne olacak bitkimiz kendi besinini üretecek. Bunu nerede yapacağız dersek bu organelimizin adı kloroplastı. Bunu unutmuyordu. Klorofil taşıyordu. Şu minik paracıklar içindeki klorofillerimizdi. Kloroplastta ne oldu? Fotosentez yapıldı. Bitkimiz ne yaptı? Oksijen gazı üretti. Aynı zamanda besin diğer adıyla söylersek belki bir yerlerde karşımıza çıkabilir. Glikoz üretti. Ne yaptık? Solunumu yapacağız. Şimdi oksijeni alacağız. Besini parçalayacağız. Nerede yapıyoruz dersek hemen organelimizi hatırlıyoruz. Bu arkadaş mitokondri dediğimiz organelimizdi. Ve oksijeni besinle parçaladığımızda karbondioksit gazı çıkacaktı. Bir de ne olacaktı? ufaktan bir su çıkışı gerçekleşecekti. Enerji de üretecektik. Bu arada unutmuyoruz. Onu da madde olarak yazamıyoruz ama enerji üretildiğinde aklımızın bir köşesine ekliyoruz. Ne yaptık? İşlem bu kadar da kolaymış dedik. Şimdi canlılar solunum yapacaktı ama hep oksijenli yapmıyorduk. Oksijensiz solunum diğer adıyla fermentasyonu da biliyorduk. Hemen şimdi onu hatırlıyoruz. Bize diyor ki oksijensiz solunumla ilgili cümlelere bak doğruyu yanlışı yerleştir. Oksijensiz solunum canlıların oksijen kullanmadan glikozu yani besini parçalayarak ATP yani enerji üretmesi olayıdır. Ben de diyorum ki işte doğru. olay zaten oksijensiz solunum yani oksijen kullanmıyorum bu cümle doğru. Bütün canlılar oksijensiz solunum yapabilir mi? Yapamaz. Hocam. Dersem sanki burada bir sıkıntı var gibi hemen buna yanlıştır dedim. İnsan ve hayvanların çizgili kas hücrelerinde oksijensiz solunum meydana gelebilir. Doğru hocam. Kaslarımızdaki kramplar da zaten bundan olabiliyordu. Ne demiştik biz buna? Laktik asit fermentasyonunda demiştik. Bonus bilgimiz olarak aldık. Bazı bakteriler oksijensiz solunum olayı sonucunda sütün yoğurda dönüşmesini Sağlar o zaman bu da ne oldu? Doğru oldu. İyi ki varlar süt peynir sevenler benim gibi yorumlarda buluşalım. Maya mantarları oksijensiz solunumla hamuru mayalayarak hamurun kabarmasını sağlayan karbondioksit oluşturur. Ekmeğimizin pofuduk pofuduk olması da ne oldu? Bu arkadaşlar sayesinde gerçekleşmiş oldu. Buna da ayrıca etil alkol fermentasyonu da diyebiliyorduk. Bu da ekstra bilgi olsun ve yeni soruya geçelim. Evet, bize diyor ki, şekilde verilen glikoz çözeltisi yani şeker çözeltisi içinde ne yaptık? Kabımıza birazcık bira mayasını ekledik. Bu mayalanma gerçekleşecek kısmına dikkat ettik. Başlangıçta da sıcaklığımızı 20 santigrat derece olarak aldık. Dedik ki kap içindeki glikoz yani şeker miktarı, oksijen miktarı ve kabın sıcaklık değişimi ile ilgili yorum yapalım. Şimdi bira mayası mayalanma yapacaklar. Mayalanma oksijenli değil oksijensiz solunumdu. O yüzden oksijen miktarı ile başlıyorum ve uyanıklık yapıyorum. Diyorum ki buradaki değişmezler benim için önemli. Azalırlar beni bağlamaz. Gitti. Ya A ya B sallamak serbest. B hocam atıyorum. Peki hadi bakalım ne çıkacak. Tabi biz atmıyoruz değil mi bilimsel olarak Tabii inceleyip cevabı buluyoruz. Aman hoca at dedi falan böyle şey yapmayalım. Şimdi bana diyor ki glikoz miktarı yani şeker e bir mayası onu ne yapacak? Kullanacak. Azal. Solunumda değerlendirecek. O yüzden artar D seçeneği zaten gitti. Burada azalırlarımız var. Sonra dedik ki sıcaklık ne olacak acaba? Şimdi mevzu şu. Bir mayası ne yaptı? Şekeri oksijensiz de olsa parçaladı, enerji üretti. Enerji ürettiğimizde ne olacak? Az da olsa sıcaklığımız artacak. O yüzden cevabımız da gittim baktım ve B olarak karşıma çıktı dedim. Kimi tebrik etmek gerektiğini sizler biliyorsunuz. Ben susup Yorumlarda sonraki soruya hocam. Geçiyorum. Evet. Atmosferde %21 oranında karbondioksit gazı bulunur cümlesi ee, karbondioksit %21 miydi Çok acaba hocam. bu oksijen miydi diye düşünüyorum. Aman hızlı okuyup da hata yapmıyorum buna hemen çarpı ya da y harfini yerleştiriyorum. Fotosentez sırasında karbondioksit bitkiler tarafından alınır glikoz yapımında kullanılır. Şimdi cümleyi böldüm fotosentez yapılıyor bitki karbondioksiti aldı ne yaptı? Kullandı glikoz. Yani besin üretti. Bak böyle bölünce daha kolay oldu. Tik atabilirim. Doğru diyebilirim. Doğada bulunan oksijenin kaynağı fotosentez olayıdır. Ta büyükü öyledir. Yaşasın fotosentez yapan canlılar. Fosil yakıtların yanması sonucu hemen şurada fabrikaları falan görüyorum. Diyor ki karbondioksit havaya geçer. Gayet mantıklı bizim solunumumuz yetmeyebilir. Fosil yakıtları yakmakta bol miktarda karbondioksit üretecektir. Solunum olayında oksijen kullanılır, karbondioksit üretilir. İşte orada tavşandır, tilkidir, köpektir bir şey var orada. İnsan koymamışlar kalabalık etmesin diye muhtemelen ama cümle doğru üreticilerle beslenen canlılar üreticilerin yapılarındaki karbonu kendi yapılarına katarlar. Üreticiyi tükettiyse sevgili tavşanımız ne oldu? Karbon da taşıyan besini vücuduna aldı. O yüzden bu cümlemiz de doğru oldu ve hemen son cümleye bakıyoruz. Canlılar öldüklerinde yapılarında bulunan karbon ayrıştırıcılar tarafından sadece toprağa karıştırılır. Hem Ayrıştırıcılar evet ne yapıyordu? Organik maddeleri, vücut parçalarını, atıklarını falan toprağa katıyorlardı, inorganik hale getiriyorlardı ama sadece toprağa değil, havaya da karışmasına yardımcı oluyorlar. Buna bir çarpı ya da bir y harfi koydum. Gönül rahatlığıyla bir sonraki soruya geçtim. Evet, bana diyor ki: "Sevgili Esra, tabloda azot döngüsünde gerçekleşen ifadelere bakmış, doğru mudur, yanlış mıdır diye kafası karışmış. Acaba hangisinde Yapmış. Yanlış yapmış ne yapıyorduk hemen belirliyorduk. Şimdi baktım yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları havadaki azotun toprağa doğru bağlanmasını hocam. sağlar. Bu arkadaş doğru demiş zaten doğruyu yapmış o yüzden değerlendirmede sıkıntı yok. Topraktaki bazı bakteriler havadaki azotun toprağa bağlanmasını sağlar. Azot tutucu ya da azot bağlayıcı bakteri diyebiliyorduk. Arkadaşımız buna yanlış demiş. Oysa ki bu doğru olmalıydı aman dikkat. Bitkiler ihtiyaç duydukları azotu yapraklarıyla doğrudan havadan alır. Maalesef ne yapıyorduk? Bitkiler, hayvanlar fark etmez, havadaki azotu doğrudan çekip kullanamıyorduk. Atmosferimizin çok büyük bölümü azot olmasına rağmen azot tutucu azot bağlayıcılar toprağa geçmesini sağlıyordu şimşek yıldırımın yanı sıra ve sevgili bazı bitkilerimiz daha yoğun yapıyordu bunu ama bitkilerimiz de kökleriyle bunu Gayet güzel bir şekilde alıyordu. Yanlış demiş. E zaten yanlış olması gerekiyordu. Bu arada şunu şöyle düzeltelim. Azotun besin zincirine karışmasını üretici canlılar sağlar. Üreticiler ne yaptı? Kökleriyle topraktan aldı. Biz onlarla beslendik. Bu arkadaş doğru demiş. Zaten cevap doğru olmalıymış. O zaman ne oldu? İkinci cümlede işler birazcık karıştı ve B'yi gayet güzel işaretleyebildik. Evet bana diyor ki sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için bazı ifadelerimiz var ama bazıları Yanlıştır doğru hocam. ya da yanlış aman dikkat et hemen işaretleme ona göre yap ben de diyorum sıkıntı yok halledersiniz gençler. Şimdi doğal kaynaklarımız son derece bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Tabii ki doğru. Kullanılan doğal kaynaklar yerine mümkünse yenileri konulmalıdır. Hocam doğal kaynağın yerine nas koyacağız Şöyle yapabilirim. Çok eskimiş, eskimiş demeyeyim de çok yaşlanmış, büyüyemeyen, kurtlanmış, artık yaşayamayan bir ağaç alıp kestiysem, kereste yaptıysam ha, ağaç. ne yapmalıyım? Yerine ağaç dikebilirim. O yüzden mantıklı olabilir yenilenemez enerji kaynağının kullanımına ağırlık verilmelidir. Tam tersi yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliydik. Artık bunun bilincindeyiz. O yüzden doğru doğru yanlış yazan seçeneğime bakıyorum ve hemen Bursalılar, Bolullar, Balıkesirliler, Bandırmalılar selam olsun deyip soruyu geçiyorum. Evet ne yaptık? Destansı bir soruyla karşı karşıya dedik. Gözümüz bir korktu, bir irkildik dedik ki ya doğru yanlış sorusuymuş Biz onu çok rahat hallederiz. Şimdi Elektrik konusuna şöyle bir geçiş yaptım. Cisimler üzerinde yük dengesizliği oluşması varsa bu dengeyi bozduysak biz bu mevzuya ne diyoruz? Doğrudur diyoruz. Şimşek ve yıldırım olayı elektriklenme sonucu oluşur. Bu da bu. Şimşek iki bulut arasında, yıldırım yer ve bulut arasındaydı. Bunu da ek bilgi olarak aldık, yerleştirdik. Bu da doğru tabii ki haklısın. Mıknatısın demiri çekmesi elektriklenme ile meydana... Gelmez. Gelmez. Bu bir manyetizma durumuydu. Aman mıknatıs görürsem ile karıştırmıyordum. Saçımı plastik tarakla tararken saçım diklenirse böyle foşur foşu uçuşursa elektriklenme oldu demektir. Özellikle böyle kaydıraktan kayan çocuk videoları falan görmüşsünüzdür. Saçları coşmuştu. Ne yaparız? Elektriklenmeli olduğunu biliriz yağmur, kar dolu olayları elektriklenme sonucu meydana ya, gelmez. Ne alaka? Ya. Burada birazcık yoğuşma var, hal değişimi var falan. Yün kazamı çıkartıyorum. Duyduğum çıtırtılı Bu ses elektriklenme ile meydana geldi. Güzel. Fabrika bacalarından çıkan tozların tutulması, filtrelenmesi elektriklenme ile gerçekleştirilir. Güzel. Işığı renklerini ayırdım. Elektriklenme ne alaka dedim hemen geçtim. Fotokopi makinesi çalıştı. Elektriklenme. Biz Bizim için yararlı bir olay oldu. Pozitif ve negatif yani artı ve eksi olmak Doğru üzere hocam. iki çeşit yük vardı. Bu da tabii ki doğruydu. Yüksüz cisimler de bunlar birbirine eşit sayıdaydı. Aman dikkat nötr yük vardır falan demiyorduk sakın. Beyaz eşyaları boyamak istiyoruz ya da araçları boyamak istiyoruz. Pürüzsüz olsun tanecikler birbirine yapışmasın istiyorsak her yere yayılsın istiyorsak yine elektriklenmeden yararlanıyoruz. Beyaz eşyanın ya da aracımızın üzerine bu sefer yapışmasını istiyorsak yine ...elektriklenmeden yararlanıyor ve süper güzel bir yüzey oluşturup sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi ne yaptık? Renkli renkli güzel güzel küreler aldık. iplerle tavana astık. Niye? Neden olmasın? Çünkü eğlenmeyi seviyoruz. Dedik ki bu sevgili arkadaşlarımız acaba birbirini itiyorlarsa şuradakisi x ve y gibi ne olmalıdır? Aynı yükler birbirini iter cümlesinden yararlanarak eğer x pozitif yani artı yüklüyse y de aynı şekilde artı... X negatif yani eksi yüklüyse y de aynı şekilde eksi yüklü olmalıdır. Bu kolay. Sonrakine bakıyorum. Bu arkadaşlar birbirini bu çekiyor. Tam tersi olacak. Eğer X pozitif yüklüyse y negatif. negatif olabilir. Çaktırmadan ekliyorum. Nötr de olabilir. Yine çekme artı eksi de olduğu kadar olmasa da olabiliyordu. Aynı şekilde X'imiz negatifse bu sefer ters yük pozitif ya da yine Birbiriyle aynı olmadığı için negatif ve nötr de birbirini çeker deyip nötr'ü de ekleyebiliyordum. Şimdi geldim. X, Y, Z. Hım. Şöyle bir şey var. X ile Y şöyle gitmiş. Z diğer tarafa. Y ve Z'ye baktım. Ne oldu? Eğer X pozitifse Y'ye doğru gitmemiş fark ettiysen Y, X'i de ittirmiş. Y pozitif olabilir. Aynı zamanda ne olmuş? Ne olmuş? Z de diğer tarafa Negatif. gitmiş. O zaman bu arkadaş pozitif. da itildiği için yine aynı yük yani pozitif olabilir. Eğer x'in çubuğunu şöyle çizseydim bu sefer ne diyecektim? X ve Y farklı yüklü olabilir diyecektim. Nasıl anladım diye düşünen kafası karışan olursa aklımızda bulunsun. Peki tersini yaparsam x negatifse y de negatiftir, z de negatiftir diyebilir miyim? Derim, Derim neden olmasın? Şimdi bak az önce yaptığımızın benzeri bir şey oldu. Daha düzgün çizilmiş. Ben biraz yamuttum galiba çizgileri. X ve Y ne yapmış? Birbirini itmiş. O zaman mutlaka bu iki arkadaşın aynı yüklü olması gerektiğini söylüyorum. Z, Y'yi Çek çektiğine hiç. göre burada bir artı eksi durumu farklı yük olma durumu var. X negatifse Y de negatif. Z yine Y'yi çektiği için pozitif dedik. Mantığı oturttuk. Sonraki soruya gayet güzel geçtik. Dedik ki negatif yüklü bir K cismim var. Üşenmedim, toprakladığım bir kablo ile iletken bir telle toprağa bağladığım L cismine yaklaştırdım. Dokundurmadım, sadece yaklaştırdım etkiyle elektriklenme yapıyorum. Bana diyor ki ifadeleri bir düzgünce yerleştir bakayım sen bu konuyu biliyor musun? Diyorum ki şimdi K negatif yüklü. Temel mantık. L topraklandı ama ben K, L'yi nasıl etkiledi diye önce bir buna bakayım. Ne oldu? Bir numaralı kısım yani K'ye yakın kısım eksileri K tarafından itildiği için pozitif yani artı yüklü oldu. İkinci kısım L'nin toprağa doğru olan kısmı da negatif yükler o tarafa doğru hareket ettiği için negatif oldu. Ama burada bir de topraklama var. Yani bu iletken telden eksilerimiz ne yaptı? Toprağa gitti. Buradaki eksi sayısı sanki birazcık azaldı gibi. Şimdi bakıyorum. L cisminin bir numaralı ucu nedir? İki numaralı ucu nedir? Ne yaptım? Bir numaralı da sıkıntım yok. Çünkü eksileri kaybetti. Eksi eksi itti ve toprağa doğru hareket ettirdi. Bir numara pozitif yani artı yük oldu. İki numaralı uçta ne demiştik? Bu arkadaşlar toprağa doğru itildiği için, nötrlendiği için sakın negatif demiyoruz. Hemen diyoruz ki yemezler burada topraklama var. O yüzden nötr olur diyoruz. Bu durumdayken toprak bağlantısını kestim. K cismini uzaklaştırdım. L'nin bir numaralı ve iki numaralı ucu nasıl olur diye baktım. Şimdi bu durumdayken toprak bağlantısını kestim. Hemen şöyle yeniden görüyorum. K buradaydı. Negatif yüklüydü. Sonra da demiştim ki sevgili L de şuradaydı. Ve ne olmuştu? Normalde bir etkileşim olmuştu. Burada bol miktarda pozitif yük birikmişti. Şurada da negatiflerimiz vardı. E şimdi ne oldu? Topraklamayı kestim. Tamam bu taraf negatif ama şimdi buradaki artılar eksiler bir süre sonra ne oldu? Gayet güzel birbirinin içine karıştı. Yani fazladan artı yükümüz var ya da eksi yük eksiğimiz var diye L'mizin her yeri artık tamamen artı yüklü oldu. Yani bir numaralı uçta pozitif. 2 numaralı uçta pozitif yani artı yüklenmiş diyebiliyoruz. K cismi uzaklaştırıldıktan sonra ne yaptık? Toprak bağlantısını kestik. Bu sefer sistemi biraz daha farklı bir hale getirdik. Hemen dedik ki önce K'yi uzaklaştır. Sonra al K'yi götür. Artık K ile bir işin kalmasın. Şimdi L'deki topraklamayı ne yapacağız? Şöyle topraklama işaretimi yapayım. Yamukta olsa bağlantıyı keseceğiz. Şimdi L'de bol miktarda artım vardı. Bu taraf şimdilik nötürdü. Ama ne oldu? Buradaki artılar topraktan şimdi nötrlenmek için eksileri çektiler. O yüzden de ne oldu? Yine artı ve eksilerimiz eşit oldu. Bir ya da iki numara fark etmez. Sıfır ya da yüksüz yani nötr her yer için geçerli bir cümle olabilir diyoruz. Bize diyor ki elektriklenme ile ilgili bazı ifadeler var. Hangisi yanlıştır? Aman dikkat. 1. Sürtünme ile elektriklenme sonucunda cisimler birbiriyle zıt yükle yüklenir. Mevzu neydi? Plastiği al saçına ya da yünlü kıyafetini sürt. sürtünmede ne olsun? Bir taraftan diğer tarafa eksi yani negatif yük geçsin. Bu durumda da cismin birisi artı diğeri eksi olsun. İşte bu doğru bir cümle dokunmayla elektriklenmede bir cismim diğer cisme dokunduysa bu ikisi tek bir cisim gibi davranır. Yük paylaşımı yapardı. Zıt yükle yüklenir dediği için çok üzgünüm bu cümle nedir yanlıştır diyebilirim. Sürtünmeyle ve dokunmayla elektriklenmede cisimler arasında Pozitif yük alışverişi olur derse hadi canım sen de diyorum pozitifler ağır abi protonlardı çekirdekte kıpırdamazlardı asla yer değiştirmezler alışverişi yapılmazdı. Negatif yük yani elektronlarımız alışverişe uğrardı o yüzden bu cümlede kafadan yanlış ben de yanlışları arıyorum 2 ve 3 numaranın yanlış olduğunu görüp C'yi gayet güzel işaretleyebiliyorum. Haydi gayret dedik bir deney tasarlayalım bakalım ne oluyor? Şekilde verilen ısıtıcı düzenekleri kurduk. Ne yaptık? Su miktarlarını ve pilleri özdeş aynı özellikte aldık. Oda sıcaklığında kurduk düzeneğimizi ve bir süre sonra termometrelerde farklı değerleri gördük. Biz burada neyi değiştirdik? Sularımız aynı, pillerimiz aynı, ortam Tel aynı, ilk sıcaklık aynı ama süpersin teller farklı. Biz kendi isteğimizle neyi değiştirdik? Tellerin çeşidini değiştirdik. Yani tellerin direncini değiştirdik. Bu durumda kendi isteğimizle ne yaptık? Tel yani direnci farklı olarak seçtik. Bu durumda çeşidi bağımsız değişkeni biz belirledik. Bunun sonucunda buna bağlı olarak ne değişti? Termometrelerde okunan değerler değişti. Yani son sıcaklıklar ya da sıcaklık artışları değişti. Telin çeşidine bağlı olarak bağımlı değişken son sıcaklıklar veya sıcaklık artışları diyebiliyoruz. Sabit tutulan değişken, diğer adıyla kontrol değişkeni, hiç değişmeyen şey. Adı üstünde sabit. Neyi değiştirmemiştik? Pil. Piller özdeşti, su. su miktarı özdeşti, ilk sıcaklığımız aynıydı falan. Bize ne verdiyse aynı kalan hepsini buraya yerleştirebiliyoruz. Deney yapan benim, kendimi bile oraya yerleştirebilirim diye kötü espri yapıp sonraki soruya geçiyorum. Evet ne yaptık? Kendimizi sigortalattık. Ee, yine bir kötü espriyle soruya giriş yaptım. Eğer kaçmadıysanız soru kolay merak etmeyin devam ettirmeyeceğim gençler. Şimdi sigorta ile ilgili cümlelerimiz var. Bu sigorta ile ilgili acaba hangi cümleyi nasıl dolduralım diye bize sormuşlar. Elektrik devresindeki tellerin aşırı ısınması ile oluşacak tehlikelere karşı hani telefonun, bilgisayarın, televizyonun cortlamasın diye önlem olarak ne kullanıyorsun? E tabii ki gayet net bir şekilde adı üstünde sigorta kullanıyoruz. Elektrik devrelerinde sigorta devreye nasıl bağlanır? Seri mi, paralel mi? Aynı tel üstünde olmalı yani seri olmalı ki devredeki teli koparsın. Benim elektrikli cihazım zarar görmesin. O yüzden buraya seriyi aldım. Sigorta elektrik devresinde gereğinden bıdı bıdı akım geçerse akımı keser güvenliği sağlar. Fazla akım yani yüksek akım geçerse ne oldu? Cihazım zarar görebildi. O yüzden de akımı sigortam kesti eriyen telli sigortalar acaba erime sıcaklığı nasıl olan telden yapılmalıdır dersem mantık olarak çok çabuk eriyen bir tel kullanırsam sürekli ne olacaktır o tel eriyecektir. O yüzden sıcaklığımızın yüksek derecelerde eriyebilir durumda olması gerekiyor. 3 amper akımla çalışan matkabım varsa sınırda bir şeyler olmalı. Yine 3 amperlik kullanırsam cihazım çalışmayacak. 10 amperlik bir şey takarsam ne olacak? Fazla akıma kadar dayanabilecek. Biraz fazlası yani 4 amper bizim için uygun olabilecek. 6 amper akımla çalışan bir elektrik süpürgen varsa ben yine sınırı yani 7 amper bize yeterli olur diye düşünüyorum. 10 amperle çalışan klimada 8 amperlik sigorta kullanırsam 8 amperi geçtiğinde sigorta telim eridi, sigorta attı. Klimayı çalıştırma şansım olmadı. O yüzden de daha küçük değerlerde bir şey kullanmamak gerekiyor çalışmaz diye ekleyip bitiriyoruz. Evet, elektrik santralleri ile ilgili bazı bilgiler doğru, bazıları yanlış. Hemen birlikte buluyoruz. Termik santrallerin yapım maliyeti, termik santrali hatırlıyorum, kömür yakarak elektrik enerjisi üretiyordum. Hidroelektrik yani suyla enerji üreten ya da nükleer enerjiyle enerji üretenlere göre daha düşüktür. Yapım maliyeti daha düşük ama tabii çevreyi kirletiyorlar mı dersek en fazla kirleten santral çeşidi diyebiliriz. Termik santrallerde fosil yakıt yakıldığı için doğal çevreye verdiği Bu, zarar olacak. maalesef fazladır. Hidroelektrik santraller hemen hemen her yere kurulabildiği gibi yapımı da çok hızlıdır. Her yere su olacak, bol olacak, oraya bir baraj koyabileceğim falan çok mantıklı olmadı tabii ki. Nükleer santrallerin doğaya verebilecek oldukları bir zarar yoktur diyen arkadaşın... Artık kafasına bir kitapla vurasımız gelebilir. Ne demiştik? Nükleer santraller çok büyük enerji üretirler ama Küçücük bir sızıntı bile onlarca yüzlerce yıl kalıcı etki yaratabilecek ve kilometrelerce geniş alanda zehirleme zarar verebilecek santrallerdir. O yüzden iki kere düşünmek lazım diyorduk. Hatta bunun için de örnek olarak ne demiştik şöyle bir düşünürsek böyle eski yıllardan Çernobil'i, Çernobili hatta filmini hocam. izlemek isteyen olabilir ya da Fukushima'yı yakın zamandan bir örneği inceleyebiliriz diyoruz. Rüzgar santralleri ve jeotermal yani yer altından çıkan sıcak su ve buharı alırsak yenilenebilir enerji kaynağı mıdır? Tabii ki evettir diyoruz. Bak ne kadar da yararlıymış. Yenilenebilir enerji iyi ki varsın. Bir bisikletim var sıkıldım dedim ki bu bisiklet bana yetmez. Ben bir ampul takayım ama enerji de harcamayayım. Kendim zaten pedalı çeviriyorum. Dinamo takarsam tekerleğe ne olur? Tekerlek döndükçe dinamonun içindeki mekanizma sayesinde ben elektrik üretirim. Hareketi elektriğe çevirip ampulümün yanmasını sağlarım. Zaten cevabı verdik bakın şimdi çıktı bile. Dinamo ile ilgili cümlelerim var hangisi doğrudur? Hareket enerjisini elektrik enerjisine evet, çevirir. Aynen. Elektrik enerjisini harekete. Değil hocam. Tamam. Ampul koydum buraya diyorum ki ışık versin harekete değil ışık enerjisine çevirir. Bisikletin süreti artarsa ampulün ışık verme şiddeti artar. Dinamo daha hızlı döner. Kesinlikle dediğin gibi bu da doğru. O zaman ne yaptım? 1 ve 3'ü hemen C'yi işaretledim. Ve arkadaşlara diyorum ki haydi geçmiş olsun gençler. Kesinlikle artık kitap gibi bir video oldu arkadaşlar. Yani bu videoyu izleyip Hocam bana yazılından böyle kötü alacak arkadaş tahmin edemiyorum. Ayıptır. Umarım. Çok ayıptır. Herkes böyle yüz alır. Yazılılardan sonra da arkadaşlar bizlere yazmayı unutmayın. Kaç aldığınızı. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bir... ediyorum. Başarılar diliyorum gençler. Arkadaşlar bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.